Herkese pazartesi gününden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmurlu bir Zonguldak'tan dedim selam vereyim. Videomuzu açalım. Bir Nescafe yaptım kendime. Mis gibi kokuyor şu anda. Sabah 7.30'dan beri yağmur yağıyor burada zaten görüyorsunuz. Denizin üstü bayağı bir çamurda ama açılmaya başlamış. Oturdum burada biraz yağmuru seyrettim. Kahvaltı yaptık. Rıza ile birlikte evi toparladık. O bugün evdeydi. Bugün izin yaptı ama şimdi sanayiye gitti arabanın lastiklerini taktırmaya. Kışlık lastikleri artık taktırayım dedi. Biz kışlık lastikleri alalı bayağı bir zaman oldu ama takmamıştı. Onları taktırmaya gitti. Durucumla evdeyiz. Çünkü Duru bayağı hasta. İlaçlarını verdim. Öyle. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben şu kahvemi içeyim. Gün içinde tekrar görüşürüz. Saati 3 yaptık. Benim yavrum kek istedi. Birazdan ablası da gelir. Dedim şu borcama 2 yumurtadan bir kek yapayım dedim. Damla çikolata çıkardım. Sütümü falan çıkardım. Atalım fırına bakalım. İştahı da yok. Böyle yatıyor halsiz. Kek çok güzel kabardı yine bakın. Hemen şöyle sıcağıyla keseceğim. Arasına da bakalım. Of duvanın üstünde. Kakao dibine mi inmiş? Evet kakaolu kısımlara geldik. Çok güzel olmuş. Şimdi kızıma vereyim bir dilim. Ben de yiyeceğim. Şöyle Durucuğuma vereyim. Saati 7.30 yaptık arkadaşlar. Vallahi daha yeni gelebildim. Duru biraz mızmızdı. Biraz onunla ilgilendim açıkçası. Akşam yemeğini doğru dürüst yemedi. Kek istemişti. Onu doğru dürüst yemedi. Çorbasını öyle. Çocuğumun keyfi yok. Hasta. Yaklaşık 2 saatten fazladır da koltukta uyuyor. Hiç uyanmadı. Gidiyorum geliyorum başına acaba ateşim var diye. Ateşi de yok. Zaten en son kaçta çıktı ateşi? Sabah çıkmıştı. Ondan sonra bir daha çok şükür ateşi çıkmadı. 2 saattir ama aralıksız uyuyor. Ben de bütün ışıkları kapatmıştım uyanmasın, dinlensin madem diye. Azra da odasında ödev yapıyordu. Rıza da gitmiş yatak odasında uzanmış. O da uyuyakaldı derken bu saat oldu. Kaldım öyle kendim. Hiç ses yapmadım. Video falan da çekmedim. Böyle günler geçiriyoruz yani. Bugün de böyle geçti. Duru'yla yani daha çok onunla ilgilendim aslında. Önce Azra hasta oldu biliyorsunuz. Daha sonra bana vurdu. Şimdi Duru'ya vurdu. İnşallah çok uzun sürmez. Bugün bir tane takipçim bana Instagram'dan ulaştı. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Çocuklara probiyotik diyemedim. Ondan kullanmaya başlayalı hasta olmadılar Elifçim diye. Rıza da buradaki eczaneye baktı. Yarın sabah getireceğini söylemiş buradaki eczacı arkadaşı. Yarın sabah alacak bakalım. Başlayacağım. Kullanayım. Yani ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Bağışıklığı güçlensin. Daha önceden de bu Zühre Ana'dan şey almıştım ben ona işte kozalak macunu aldım. Daha sonra o vitamin
arı sütlü pekmez aldım ona. Onu bitirmiştik zaten de. Kozalak macunu da öksürük olduğu zaman vermiştim. O da sanki biraz iyi gelmişti. Şimdi de bir de bunu kullanalım bakalım. Aranızda kullanan varsa yazarsınız. O arkadaşın zaten bana Instagram'dan ulaştı. 6 yaşındaki kızım için kullanıyorum. Kullandığımdan beri hasta olmadı diye. Probiyotik aslında evet kullanmak lazım. Ama ben onu şeyde veriyorlar sanıyordum. İshal olan ya da kabız olan çocuklara veriliyor diye biliyordum ama demek ki bağışıklık güçlendirmek için de kullanılıyor. Aklımda nedense öyle ishal zamanı veriliyor gibi kalmış. Öyle inşallah faydası olsun. Yarın Rıza alacak. Şimdi mutfağa geldim. Artık mutfağı toplamam lazım. Makinem dolu, bulaşıklar dolu. Sessiz sedasız buraları bir halletmem lazım. Tam makineyi boşaltmaya başlamıştım. Arkadaşım aradı. Onunla konuştuk. Şimdi kapattım telefonu. Önce bunu yerleştireyim. Buraları böylece bırakmıştım. Bayağı şey yaptım yani. 2 saat ben de Duru'yla birlikte keyif yaptım. Neyse. Kekim bu arada bu kadar kaldı. Kayınpederime de gönderdim bir 4-5 dilim. Zaten o borcam da yapınca hemen bitiyor biliyorsunuz. Ertesi güne pek kalmıyor. İlaçları yine çıkardım buraya. Bunları ben rafa kaldırıyorum yukarı kutuyla birlikte. Şimdi tekrar gün yüzüne çıkardık bunları. Burun fısfısı falan hepsi yine kullanıyoruz. Bu sene herhalde böyle geçecek arkadaşlar. Yani başka bir açıklaması yok. Gerçekten hastalık senesi. Evet, mutfağı da bu akşam aklamış, paklamış bulunuyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza salı gününden devam ediyoruz. Hem de şu saatten itibaren devam ediyoruz. Duru ile ilgilenmekten, valla Duru'nun hastalığından videoya falan sıra gelmedi. O kadar mızmızdı, o kadar halsizdi ki benim bütün enerjimi, modumu düşürmüştü açıkçası. İyi olsun da gerisi hiç önemli değil. Ve gayet iyi yani şu anda. Bayağı bir ayaklandı, maşallah var. Sabahtan beri evi topla, yemek yap. Biraz ütüleneceklerim vardı. Sakin kafa, onları ayarladım. Bir ara terziye gidip geldim. Pantolon vermiştim. Onun paçasını yaptırmıştım. Almayı unutmuşum hastalıktan. 5 gün oldu ben onu terziye vereli. Hatta 6 gün mü oldu? Her neyse gidip onu alıp geldim. Sonra çocuklar pasta istiyorlardı. Yukarıdan pastaneden pasta aldım. Hem muzlu hem çikolatalı. Az önce birer pasta keyfi yaptık derken yemek yedik falan. Bu saat oldu. Şimdi hazırlandım. Elifçim nereye gidiyorsun böyle 2 dirhem 1 çekirdek diyorsanız eğer. Azra ile dolaşmaya gidiyoruz. Çok canı sıkıldı. Okuldan geldiğinden beri bana AVM, AVM. Anne dolaşalım. Anne bir şeyler bakalım. Bir şeyler bakmak istiyormuş. Aslında var kıyafetleri falan. Benim de var. Onun da var ama bakınca böyle hoşumuza giden bir şey olursa alırız. İyi dedim hadi hazırlan. Rıza da gidin dedi. Hem hava alırsın. 10 gündür evdesin. 10 gündür evdeyim. Geçen bir ara bir markete gittik. Onun dışında 10 gün olmadı ya. 10 gün olmamıştır. En son Yeşim ablayla inmiştik. 8-9 gün oldu herhalde tabii. En son onunla çarşıda buluştuyduk. İyi dedim dolaşalım. Kalın şu polarımı giydim. Kırmızı bu. O kadar kalın ki. Geçen sene almıştım. İçi yünlü. Çünkü değişik bir soğuk var arkadaşlar. Kabanımı giydim. Şapkamı taktım. Azra da sıkıca giyindi. O da polarını giydi. Öyle gidiyoruz bakalım. Biraz AVM'de dolaşırız sizlerle. Sizi de yanımda götüreyim dedim. Bu videoya da devam edeyim dedim. Azroş'a da şu kalın poları giydirdim. Bak geçen sene aldırdı bunu Safran El Sıva'dan. Yok Safranpark'tan değil El Sıva'dan aldı. Oradakinden mi aldık? O kadar kalın yumuş bir şey ki dedim bunu giy. Çok soğuk. Aynen. Unutmuş bunun varlığını. Ben gibi alıyor alıyor köşeye atıyor. Danası neyse şey anası neyse danası da o derler ya. Bakın şu pantolonun paçalarını yaptırdım. Yırtmacı çok kısalmadı. O gün diyordunuz senin boyuna göre olmamış diye. Zaten yapılacak bir paçası da böyle yüksek taban ayakkabıyla güzel oldu. Ama kalmamış Mila'da. O kadar çok kişi almak istedi. Pantolon tükenmiş. Ne kadar rahat ya. Rahatlığını da anlatamam size. Böyle çorap rahatlığında bir pantolon. Evet AVM'ye geliverdik hemen 10 dakikada. Ama çıkarken Rıza'ya dedim bizi almaya gel. O da tamam dedi. Çünkü çıkarken zor oluyor. Azra daha geçen gün buradaydın. AVM AVM diyorsun.
Daha geçen gün arkadaşlarıyla geldi buraya. Neyse, bana da iyi gelir Allah'tan. Ben de seviyorum gezmeyi de. Renkler ne kadar güzel duruyor Azra, baksana. Videodan bak, kameradan. Çok ışık, her şey çok saçma. Aynen. Şu da çok güzelmiş Azra. Şu deriler. Azra buraya girmek istedi. Bunlar bu sene moda, içi yünlü böyle, oversize. Bir de şöyle kısaları var ama bu deri gibi. Senin kısa deri ceketin var ama şu farklı bak. Güzelmiş. O güzelmiş, değişik. Fiyatına bak bakayım, görebiliyor musun? Şuhur kanası. Bunlar bile takım mı? Anne. Şu hırka da çok güzelmiş. Şöyle. Şu kırmızı da güzelmiş Azra bak. 150 lira. Beğenmedin mi? Turuncular var, beyazlar. Hep siyahlara gidiyorsun Azroş. Şu nasıl? Bu da değişikmiş. Güzel bu da. Şimdi maviye geldik de şu beyaz tişörtleri istiyordum aslında. 129 lira. Şunlar çok güzel, şu miyav yazanlar. Bu da bu beden large. Acaba large mı, M mi alsam? Şu da güzelmiş. Ama şu. Benim hiç böyle kaban üstüne şalım çok yok, biliyor musunuz? Ama çok güzel yok, duruyor. Güzel. Sıcacık tutuyor. Dur şunlardan bir tane deneyelim boynumuza. Şu nasıl? Rengi nasıl? Yok ya, bu da sade ve güzel. O uymuyor. Ama şunu bir deneyeyim, dur. Maviden çıktık. O beyaz tişörtü aldım. Onu istiyordum zaten. Şimdi Azra şundan denemek istiyor. Ama senin yaşına göre değil Azra. Beğendin mi? Dön bana bakayım. Aslında kotla da güzel oldu. Az bana dön bir. Katla yakasını. Altta düğmesi bak. Güzel, değişikmiş. Ben de giyerim. Ama neredeydi? Elsiba'ya geldik bu arada. Burada da görmüştüm, o demin denediğim 600 liraydı. Gel dedim bir de Elsiba ile Koton'a bakalım. Çünkü geçen gün gördüm ben burada. En son AVM'ye geldiğimde. Ama neredeydi? Kameramanım Azra. Burada bulamadım ama o zaman Koton'da gördüm ben onu. Ama güzeldi. Sweater'e var. Bak şu sweater çok güzelmişti. Şimdi ne kadar çok süveterler bir kavanoz. Ben şey aldım ya, şey krem rengi. Aa evet bak, güzelmiş bu. Bu çok güzelmiş. Güzel. Dene onu istersen. Yok, ben aslında siyah bir eşofman bakacaktım. Ama eşofman göremedim. Şunlara bak. Ama ikisi var herhalde. Fiyatı 150 lira. Sweater'in çok güzel siyah gömlekte, dur bak. Burada da var anne. Bak bak, duruşuna bak. Güzel. Bak anne, şuradaki kremler de güzel aslında, şuradaki. Ama şunu beğendim. Kız ayağı deseni gibi. Aslında bu güzel ama kaç euro? Sweater 149. Gömlekte 159 lira. 300'e kombin yapıyorsun. Uygun bence. Bak yapalım. Anne şurada var. Açık rengi şurada. Ama onun gömleği güzeldi. Yok, onu beğenmedim. Onun gömleği güzeldi. Siyahlı çok güzelmiş. Evet. Buna çıkalım, bol gibi. Alo. Başka süreter gibi. Peluş gibi var. Aa, o peluş gibi. Şu gerçekten güzelmiş. Şunun rengine bak. 369 lira. Pempiş pempiş. Ay çok beğendim. Yumuşacık. Şimdi bak, renkli renkli şeylere bakıyorum. Bir ara hep siyah giyiyordum. Şunlar düz sırka. Başka. Şunun rengi çok güzelmiş Azra. Bak, kapitone mont. Ben beğenmedim ya. Ben bir kapitone mont baktım.
karar verip çok fazla ya. Uzun değil mi o? İşte olsun, onun özelliği. Aa baksana Azra. Denesene bir. Aa çok güzelmiş Azra. Deneyeyim mi? Gel. Dur, kaç beden? 38. Kabine gidelim. Gerçi kabinde denemeye gerek yok. Yoktur. Ver bana poşeti. Çok mu büyük oldu? Yani biraz da. Yok. Gerçi bunlar böyle giyiyor Azra. Ama pek yakışmadı bak, gibi. Yakışmadı mı? Yok yani. Güzel durdu da. Rengi çok güzelmiş ama Azra. Baksana. Şu güzel değil mi? Şimdi de Attax'a geldik. Mavi de atkılar 400 lira mıydı Azra? Şallar 350 mi? 399'du. Bak burada 119 liraya Attax'ın. Şunlar var, renkler. Şu var. Bak bu tarafta da var Azra, gel. Gel gel, burada da var. Aa, anne bak şu düz renk. Düz renk var. Bak altta da var. Yani mavi cinsten de 400 lira bir şala vermek istemedim yani. Onu denediğim gibi geri bıraktım. Ay kırmızı güzelmiş. Bak şöyle Selanik'e geldik. Birer çay içelim diye. Nereye otursak? Nereye oturalım Azra? Oraya mı oturalım? Şöyle bir şeyler baktık Azra'yla. Azra kaşarlı gözleme istiyor ama. Sandviçler de çok güzel görünüyor. Bak köfte sandviç var. Çıtır tavuk sandviç var Azra. Bazlama tost var. Gözleme mi istiyorsun? Kıymalı mı? Yok şey. Çayım geldi şöyle. Azra da gözleme yiyecek. Belki bir tane ben de alırım ondan. Burada biraz oturacağız. Ondan sonra da kalkarız artık. Bize ve geleli bir saat oldu. Vallahi bir saattir oturuyorum. Şu benim dizi başlamış. Ben bu Cihan'a sığmazam var ya, ona bakıyorum salı akşamları. Çay demlemiştim. O da demin almış. Şimdi çay doldurmaya geldim. Valla AVM iyi geldi. Dolaşmak daha doğrusu iyi geldi. Azra o siyah cekete bir karar veremedi. Bir de çarşıya bakmak istiyor. Gittik sonra bir daha denedik biz onu. Dedim kızım bu seni biraz olgun gösterdi sanki. Hani bu genç kızlara göre. Hani sen daha senin yaşına göre değil. Daha böyle çıtı pıtı bir mont. Hani deri ceketi var aslında onun. Ama dedim bu yünlü şeyler, yünlü ceketler bu sene genç kızlarda görüyorum dedim. Ama senin daha yaşın küçük falan dedim. Biraz kafası karıştı. Ben karıştırdım kafasını. Ama gerçekten de bir olgun gibi geldi bana. Yani olgun işi gibi geldi. Anne. He kızım. O yüzden onun da kafa karıştı. Denedi bir daha, tekrar üst kata çıktık. Çay içtikten sonra işte tekrar aynı mağazaya girdik. Dedim bir de istiyorsan çarşı tarafına bakarız. Hani çarşıdaki mağazalara. Gene de böyle yünlü bir şeyler istiyorsan peluş tarzı şu montlar oluyor. Ya da hırkalar, öyle bir şeye bakarsın dedim. O da tamam dedi. Başka da bir şey beğenmedi. O kadar şey gösterdim ona Elsiva'da. Ondan sonra Attax'a girdik. Hatta orada çekim yapmadım herhalde Attax'ta. Orada eşofman altı falan da baktık. Bir şeyler denedik derken bayağı bir zaman geçirdik. Ne oldu acaba içeride? Ne oldu kızım? Ağladı yine bir şey. Neyse. Çaylarımızı doldurayım. Gündüz pasta da almıştım. Pasta da vardı. Tatlı da yiyelim. Dizi keyfi yapalım. Pembe tek maviden beyaz tişört aldım. O miyav yazanları. Onlar çok hoşuma gidiyordu. Online'da da aynı fiyat zaten. Mağazada da aynı fiyattı. Bazen indirime giriyor diye bakıyorum ama yok. 129 liraydı. Daha da indirime girmezdi. Bir tane beyaz tişört aldım. Azra bir iki tane oje aldı. Gratis'ten. Gratis'e girdik. Burun bandı, o siyah nokta bantlarından falan aldık derken öyle geldik işte. Ama iyi geldi, kaç gündür evdeydim ya, vallahi dolaşmayı özlemişim. Seviyorum, ne yapayım, vallahi dolaşmayı seviyorum. Şöyle çayları da dolduralım. Pastamız bu kadar kalmış, kızlar yemişti gündüz. Bu muzlu rulaları ben çok severim, daha doğrusu hepimiz severiz. Çocukken de babam çok alırdı bana bunun çikolata kaplısı, içi de çikolatalı olanını alırdı. Zonguldaklılar bilirler. Özen pastanesi vardı. Kapandı orası. Yani benim çocukluğumun pastanesi orasıydı. Sonra Kutay'dan almaya başladık ora kapanınca. Buranınki de çok güzel oluyor. Bizim bu mahalleye de açıldı yukarı. Tam böyle eski Akbal'ın oraya. Oradan aldım. Yiyecek misin anneciğim? Keseyim tekrar. Yemeyecek misin? Tamam, ben çay doldurayım. Tam böyle şeyde köprü altında nasıl tarif etsem, Şehitler Derneği'nin tam karşısında özen pastaneleri tabii.
Oradan çok alırdı babam. Bir tulumba tatlısı, bir de bu pastadan. Bir de şey, şu yuvarlak prens pastalar var ya, onlardan çok alırdı. Baba ne zaman muzdurulu al desem iş çıkışı getirir, alırdı yani bana. Ben çok seviyorum diye. O geldi aklıma. Özen pastaneleri. Eski Zonguldaklar bilirler yani. Aynen. Sonra Kutay, İstanbul Pastanesi, Milka, Ayfırın. Sonra bir sürü tabii çıktı da. Şimdi biliyorsunuz favorimiz Berrak. Çoğunluk Berrak'tan alıyoruz. Neyse. Bu gereksiz pastane muhabbetinden sonra. Ama bir çocukluğuma gittim yani. Gereksiz de değil. Çayın kaynamasını bekliyorum. Sonra da vedalaşalım. Hastalıklar geride kaldı inşallah. Çok şükür daha kimse olmaz. Yani bir daha da gelmesin vallahi hastalık falan ya. Neydi o öyle? 2 gündür dün videoda çekmedim. Koymadım zaten. Hatta sordunuz Elif'ciğim niye video koymadın falan diye. İnsanın morali modu da olmuyor gerçekten. Yani eve bir hastalık gidince ben zaten daha yeni yeni böyle hani düzeldim. Çayımız kaynadı. Demli mi yapmışım ben bunu? Yok. Ay böyle fokurduyor ya, sinir oluyorum. Şuralar o yüzden hep sarı oluyor. Bak çay damlıyor buralara. Çamaşır suyuyla bu tezgahı olmak zorunda kalıyorum. Başka türlü o sarı çay lekesi çıkmıyor çünkü. Şuraya hep çamaşır suyu döküyorum ben. Diziyi bitirdik arkadaşlar. Saat 12 oldu. Uykum da geldi. Birazdan yatacağım artık. Burada da videomu kapatayım dedim. Kendinize iyi bakın. Kısmetse görüşürüz.